Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında deltoid konusundaki ÖSYM tarzı test birinin çözümünü yapacağız. Çözüme başlayalım. ABC'de deltoid verilmiş T taban açısı verilmiş. Bu tabanı taşıyan köşegendeki açıyla şurada kaç eşitti. Yani 100 ise burası da 100 yani bunlar 50 50 yapar. E bunlar da eşit verilmiş zaten. X kenar tf açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. 65 65 yapar. Cevap denizli. Geldik ki ABC'de delta ve ADFE kare verilmiş. Kare olduğundan dolayı eşitleri yazdım ve 90'ar dereceleri de şöyle gösterdim. A bir de bu delta büyük olan şey. Bunlar eşitleri de yazalım şöyle. Şununla da şu birbirine eşit. E, şurada bir 30'luk çıktı. 30'sa 180'den 30 çıkart 2'ye böl. 75 75 yapar taban açıları. S, alfa'ya bakacağım. Alfa bak burada kaçı? E şurada kaçılar birbirine eşit değil miydi? Yani alfa artı 75 eşittir 90 ise alfayı da buradan 15 derece buluruz. Cevap Ceyhan'ın ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi köşe nasıl kesiyor? Dik kesiyor. E tamam diki yapıştırdık böyle. Şurada da 4 var. Hocam 4 ise burası da 4 değil mi? Evet. Çünkü şunlar birbirine eşit ya. E şunlar da birbirine eşit ya. X kenarda çizilen yükseklik olduğu için bir köşegen böyle kenar ortaya oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam 90'ı vermiş bu 90'ı kullanalım. Bu 90'dan dolayı bak 98 kenarlıktan dolayı 45-45 yapar mı buraları? Yapar. 45 90 burası da 45 burası da 45. A ikisi kenar çıktı burada. 4 ise burası da 4 oldu. Delta alanı isteniyor. Köşegenler belli. Biri 8 biri 10. 8 çarpı 10 bölü 2 bize delta alanını verir. O da kaç yapar? 40 yapar. Yani cevap balık 3. soruda. Geldik 4'e. 4. E. Dördüncü soruda ABC'de delta yutun denmiş. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Yani x kenar burası da x. E 3 ise burası da 3. E şimdi ne yapacağız? Bak şimdi. de işimiz gücümüz köşegen. E hocam köşegen çizeceğiz. Eksen, hiçbir köşegen yoksa simetri eksen olan köşegen önemliydi. Çizdik bunu. Hocam bu açı ortay bu da açı ortay. E ne işimize yarayacak? Büyük üçgendeki şunları kullanmam lazım. Aa büyük üçgen deyince şu da büyük üçgende bir açı ortay oldu. Şimdi açı ortay olduğuna göre koldaki oran tabandaki orana eşit. Ya da 3'e 5 oran var ya tabanda hocam burası 3K ise burası 5K'dır. E, sonra burası da 3K ya tamam 5K olduğundan buraya 2K kaldı. 2K 6 ise K'yı buradan 3 bulduk. X de 3K olduğundan dolayı K yerine 3 yazarsam cevap 9 çıkar. Evet. Böylelikle dördüncü soru denizde oldu. Geldik beşinci soruya. Eylül öğretmen tahtaya bir deltoid çizerek sadece bir köşegen çizerek oluşan üçgenlerden birinin alanını bulunuz. Tamam deltoid çizeyim. Şöyle bir deltoid olsun. Şimdi bir köşegen çizeceğim. Ya bunu çizeceğim ya bunu çizeceğim. Farklı köşegenleri çizen Yağız ve Oğuz. Hmm, dur. O zaman aynı şeyi bir daha kullanacağım ben. Farklı köşegenleri çizeceğim. Birinde bu köşegeni çizdim. Birinde de bu köşegeni çizdim mesela. Bu köşegen hangisi? Simetri ekseni olan köşegen değil mi? Evet. Şimdi hocam birisi 10 birisi 20 olacak. Valla şurası 10 olursa 10 10 tamamı 20 yapıyor. Bunlardan biri 20 yapamaz. O zaman burası ne olacak arkadaşım? 20. Simetri ekseni olan köşegen bu ya. E burası da 20. Tamamı kaç yaptı o zaman? 40 yaptı. O zaman küçük olan alan 10 olsun. Büyük olan alanda kaç oluyor o zaman? 30 oluyor. O olsun oluşturduğu diğer üçgenin alanı nedir diye soruluyor. 10 ken 20 ya. Diğeri de kaç yaptı? 30 yaptı. Güzel bir soru. Evet 5. soru. Edremit evet, oldu. Geldik 6'ya. Şimdi bu bir delta Bunlar birbirine eşitse şunlar da birbirine eşittir. Yani burası x artı 4 yaptı. Delta çevresi 36 olarak verilmiş. E, madem 36 x artı 4 burada x artı 4 burada Şimdi tamamı 36 yapacak ya. Tamamın 36 yapması için şuraya da bir y y diyeyim. 2y artı burası da y yapıyor bu arada. 2x artı 8 eşittir 36 olduğundan dolayı buradan 2y eşittir ne oldu? 36'tan bu 28 eksi 2x yaptı ve y'yi de buradan 14 eksi x diye bulduk. Hocam burası 14 eksi x oldu. E şimdi ne yapacağız? Pisagor. Pisagor bağıntısı var. Hocam x, x artı 4 ve 14 eksi x. Valla böyle 4 farkı olan. Normalde sen şöyle yaparsın. x artı 4'ün karesi eşittir. x'in karesi artı 14 eksi x'in karesi dersin de. Hisset bence kardeşim. 3, 4, 5 olmuyor. 6, 8, 10 oluyor galiba. Çünkü aralarındaki fark 4 ya. 4 olan 6, 8, 10 var. 6 koyarsam burası 10 oldu. 6 koyarsam burası 8 oldu. Yani x'i kaç bulmuş olduk? 6. Cevap denizli. Geldik bir sonraki soruya. Yani 7. sorudayız arkadaşım. Köşegenler nasıl kesiyordu? Birbirini ortalıyordu. A. Deltoid'de. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşitse. Ee Köşegenler birbirini ortaladığını koyduğumuz zaman bak güzel bir şey çıktı. Kenar ortay kenar ortay. Burası şu üçgenin ağırlık merkezi oldu. E, güzel bir şey buradan. Bir şeyler yapabiliriz. Gri ve mavi bölgelerin alanları. Gri'nin alanı kaç verilmiş? 12. Şurası 12. Mavinin alanı da 16. E o zaman burası da 16. Şimdi buradaki alan 12 ise biz alt merkezini yakaladık ya bir üçüncüyü de çizsek burada kalanların hepsi birbirine eşit oluyordu. A, 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 A diye oluyordu. 2A 16 ise A'yı buradan kaç buluruz zaman? 6 buluruz. E, Deltoid'in alanı kaçtır diye soruluyor bize. Bitti. Şurası kaç yaptı? 36 yaptı. Burası 32 yaptı. 36 artı 32'den cevap kaç yapacaktır o zaman? 68 yapar mı? Yapar. Evet cevap 68 yani 7. soru akçay oldu. Geldik 8'e. Deltoid verilmiş. AD ile AY birbirine eşit verilmiş. Yani şu parçalar eşit verilmiş. O zaman bununla da bu birbirine eşit. Deltoid hiçbir şey yapamıyorsak işimiz gücümüz köşegen. Köşegen çizelim. Simetri olan köşegen daha önemliydi. Bunu çizdik ve bu neydi? Açı ortay. Şöyle açı ortay böyle açı ortay. Eee? Demek ki biz açı ortayla kullanacağız. Bu açı ortaylık işimize yaramıyor. Ama bu açı ortaylık işimize yarıyor. Çünkü niye? Şunlar birbirine paralel. Şöyle bir Z kuralı yok mu kardeşim? Var. Z'den dolayı çizgi ise burası da çizgi. Çünkü hem açı ortaylık hem paralellik olunca böyle Z'ye dikkat edin diye hep söyledik zaten. Çizgiye çizgi ikiz kenar. E o zaman ikiz kenar olduğundan burası 8 ise burası da kaç yapar o zaman? 8 yapar. Cevap balık kesir oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. Bir, birine eş 3 deltoid. Eş yapıları ÖSYM çok sever. Eş yapılarda ne yapacaksın? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli. Hocam eş ya şunlar birbirine ikiz kenarlık böyleyse buradaki ikiz kenarlık da böyle buradaki ikiz kenarlık da böyle e, çift çizgilerin arasındaki açı bu arasındaki açı bu arasındaki bu açı e, 183'e böldük 60 60 60 yaptı ve burası 12 ise burası 6 6 yaptı evet şimdi yapının alanı nedir diye soruluyor bize e, burada başka ne yapacağız başka bir şey verilmiş mi birbirine eş şu 60'ları bulduk biz şimdi eyvallah Soruyu tam yapayım. Beşgen yapıyı elde etmişiz. Bu yapının alt kenarı 12 metre olduğuna göre yapının alanı. Allah Allah. Şuradaki açı lazım bana. Değil mi? Çünkü başka da bir şey var mı burada? Kenarların eşitliğini yazdık mı yazdık? Şu kenarların eşitliğini de yazalım istersen. Şu kenarların eşitliğini de yazdık böyle. E bir de bizim için önemli olan neydi? Şuradaki açılar da önemli. Hocam taban açıları önemli. Taban açıları önemli. Aa ne geldi? Hocam şu açıyla şu açıda toplam 180 yapıyor ya. Çok güzel bir soru bu da. Hop oh, buraları da 90 90 yapmaz mı? Yapar. O zaman olay bitti. Niye bitti? Çünkü şu simetri eksenini çizersem şöyle. Hocam 30 30 yapıyor burası. 30 60 90 üçgeni geldi burada. Çünkü 90 bulduk burayı. 60'ı karşı 6 ise 30'ı karşı 6 bölü köküçten 2 köküç yapar. 30'ı karşı 2 kök ise 90'ın karşı da 4 köküç yapar. Gerçi yani 4 köküçe gerek yok. Şimdi burada 6 çarpı 2 köküç bölü 2. 6 çarpı 2 köküç bölü 2. 6 köküç yapar. Yani biz bu alanı 6 köküç bulduk. Hocam burası da 6 kök E, toplam 12 kök 3. Burası da 12 kök 3. Burası da 12 kök 3 mi yaptı? Evet. Yapının alanı nedir diye soruluyor. 12 kök 3 tane var. Toplamda 36 kök 3 yapıyor. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Eş yapılarda dediğimi unutmayın. Bak ben de ilk defa soru, soruyu çözüyorum. Bir an yapamayacakmışım gibi hissettim. Ama kendi cümlemi kurdum ondan sonra kendimden çıktı. O bu cümlelerin sizde inşallah oturur. Eş yapılar ÖSYM çok sever. Kenarlar eşitliği bizim için önemli. Kenarları koydum. Sonra soruyu yapamıyorsak mutlaka açıların eşitliğini koyun kardeşim. İşte buradaki gördüğünüz gibi. Evet 9. soru. C an oldu. Geldik 10. soruya. Evet şöyle bir şey verilmiş. Çevresi 32 birim ve iki köşesi dik olan. Deltoid şeklindeki bir çerçeve iki ucundan bir iple yukarıdaki gibi bir duvara asılmıştır. İpin deltoid ile oluşturduğu eşkenar dörtgen. Bak ipin deltoid ile oluşturduğu eşkenar dörtgen. Şu, şu, şundan bahsediyor herhalde. Şunlar da birbirine eşit ve iki tane açısı 90 dereceymiş. O zaman açımı 90 derecelik açılarımız bunlar değil mi? Şimdi ne diyor? İki köşesi dik olan, iki köşesi dik olması için şu açılar farklı ya. Deltoid'de bu açılar eşit. Eşit olan açılar olması lazım. Yani bu açıların olması lazım. Tamam bunları yaptık şimdi. E başka ne yapacağız? Çevresi 32. Bunun çevresi 32 aklında bulunsun. eşkenar dörtgen çevresi de 40 Yani 40 sa her bir kenarı 10, 10, 10, 10, 10 yaptı eşkenar dörtgenin. Delta çevresinde bize 32 vermişti. 10, 10, 20, 12 kaldı buraya. O zaman bunlar da 6, 6 mı yaptı? Evet. Şimdi buna göre çerçevenin alanı nedir diye soruluyor. Bitti gitti arkadaşım. Niye? Şöyle simetri ekseni olan köşegeni çizersek. Hocam bir, bir bu alan bir bu alan. Bu alan belli. 6 çarpı 10 bölü 2. Yani 30 yapıyor burası. E, hocam buradaki alan 30 ise simetri ekseni olan köşegen ya burası. Burası da 30 yaptı. Tüm alanda kaç yaptı o zaman? 60 yaptı. Yani onun soru balıkesir oldu. Ve geldik 11'e. Şimdi ne diyor? 35 santimetre uzunluğundaki iki tel köşesi dik olacak biçimde yukarıdaki şekilde bükülüyor. Şurası 90 derece büküldü. Bu teller uç noktaları çakışacak şekilde birleştirilerek elde edilen dörtgenin köşegen uzunlukları toplam aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar şunu aldım. Şu şekilde koyabilirim arkadaşlar. Şurası 20 e, iki köşesi dik olan. Şurası şurası 15 şurası 20 yapabilirim. Ya da Burası 20, burası 15 yapabilirim. Köşegen uzunlukları toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Önce şuranın 15 ve buranın 20 olmasına bakayım. Olmazsa burası 20, burası da 15 deneriz. Ee, bu diğer köşegeni zaten şu şekilde deltoidken bulabiliriz. Diğerinde sıkıntı yaşanılabilir O yüzden deltoid halini yapalım ilk önce. E hocam şu köşegenler dik kesmiyor mu? Evet dik kesiyor. O zaman köşegenlerin dik kesmesini kullanabiliriz. 15, 20, 25 üçgeninden burası 25 yaptı. E hocam burası haş, burası da haş. Haşı bulursak olay bitti. Bir tane köşegen 25, diğer köşegende 2 haş. Hocam şu haşı nasıl bulacağız? Valla üçgenin alanından gidebiliriz. Şuradaki üçgenin alanından. Aa, ama artık ezberlemişsinizdir ya. Ne bu 9, 12, 15 üçgeni. Bu da 12, 16, 20 üçgeninde sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Öklit bağıntısından da yapabilirsiniz. 15'in karesi bu çarp tamamı. Ya da alandan yapabilirsiniz. 25 çarpı haş bölü 2. E, neye eşit? 15 çarpı 25 bölü 2'ye eşit deyip Buradan da haşrı yine 15 bulabilirsiniz. Pardon 12 bulabilirsiniz arkadaşım. E 12'yi bulduysak 12 12 diğer köşegen de kaç yaptı? 24 yaptı. Topladığımız anda bu toplam 49 yaptı. E, bu şekilde yaptığımda köşegen uzunlukları toplamı 49 yaptı. Zaten aşağıdaki aradan ikisi olabilir diye soruluyor. E, şıklar da var. Olmasaydı bir de 20 15'i deneyecektik. O da biraz zor çıkardı haberin olsun. Evet böylelikle örnek 11'i de yaptık ve deltoid bitti mi gençler? Bitti. O zaman bir sonraki videoda dikdörtgen olması lazım. Dikdörtgen konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.